basketbol ailesi olarak burada bir toplantı yapıyoruz. Her şeyden önce bu yarışta yer alan bütün adaylara başarılar dilerim. Çok enteresan bir yarış olacak çünkü diğer iki aday şu anda federasyon başkanlığı sürdüren Hidayet Türkoğlu 1997 yılında ilk kez benim tarafımdan amirli takıma ve uzun bir e, uğraşmaktadır. E, bir oyuncu ve sonra da, da tabii gayet doğaldır ki e, bir dünya yıldızı oldu. Bu benim için çok büyük bir gurur vesilesidir çünkü ilk amili takıma 1997 senesinde ben hidayet çağırmıştım. E, ben basketbola İstanbul Türk Üniversitesi kulübünde başladım ve e, onunla beraber basketbolumu çok geliştirdim. O zamanlar sahanın kenarında topla oynayan küçük bir çocuk vardı. Daha sonra o çocuk, küçük çocuk Harun Erdanay oldu. Avrupa'nın en önemli oyuncularından bir tanesi oldu. Türkiye'nin en önemli skorlarından bir tanesi oldu. Şimdi uzun yıllardır tanıdığım bu iki sporcuyla beraber bir yarışa çıktık. Bu benim için çok mutluluk verici bir olay. Çünkü çok değerli iki sporcu, iki basketbolcu ve basketbolun içinden gelen üç kişi, üçümüz birden adayız. Tabii bu arada her iki adaya da başarılar diliyorum. Basketbol bir takım oyunu, herkesin de bildiği gibi. Dolayısıyla da iyi bir takım kurmak çok önemli. Şimdi öncelikle size ben yol arkadaşlarımı e, tanıtmak istiyorum. Pandemi koşullarından dolayı biz burasını daha kalabalık tutabilirdik fakat e, beş kişiyle e, şu anda sınırlı tutmak zorundayız. Bu da pandemi koşullarından dolayı. Şimdi e, bu yola bizim ilk hareket noktamızı, arabanın ilk hareketini Efey'le beraber vermiştik. Efe Aydan, Hepiniz Efey'i çok iyi biliyorsunuz. Onun için çok fazla hani böyle tanıtmak için bir cümle kurmaya da gerek yok. Yani bugün basketbolun içinde olan bütün herkes, basketbol topuna dayan herkes Efe'nin e, ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl bir sporcu olduğunu, nasıl bir kaptan olduğunu çok iyi bilir. O yüzden çok da fazla e, söze gerek yok Efe için çok önemli maçlar oynadık Efe biz beraber. 200 küsür kere yan yana milli takımda oynadık. Çok e, çok önemli bir beraberliğimiz oldu ve çok büyük mücadeleler verdik. Hele hele Efe boyu, boyu itibariyle biraz kısa olmakla beraber e, Yugoslavların, Sırpların o zamanki 2-10'larından 2, 2 boğuşan bizim en önemli uzunumuzdu. Ve takımımızın kaptanıydı. Ee, şimdi kadın basketbolu bizim için biraz bir pozitif ayrımcılığımız var bu konuda ve buna çok önem veriyoruz. Türkiye'nin son döneminde kadın basketbolunun bir duraklama devrine girdiğini hepimiz biliyoruz. Ee, halbuki 2011'de ve 2013'te iki Avrupa şampiyonasında arka arkaya biz e, podyumdaydık. Arada da 2012'de olimpiyatlarda beşinci olduk kadınlarda. Ee, bunlar çabuk unutuldu. Bu e, bu sezon yani bu geçtiğimiz olimpiyatta bayan voleybol takımının, kadın voleybol takımının o büyük başarısı olarak lanse edilen şey... biz daha 2012'de yapmıştık zaten kadınlarda. Fakat bir duraklama devrindeyiz. Canan Erdoğan o takımların e, oluşmasında ve o turnuvalardaki başarılardaki en önemli isimlerden biri belki de en önemlisi eee bizden beraber bu yola çıkan e, bir arkadaşımız. E, basketbolun eğitimle beraber yürüdüğünü biz çok e, önemsiyoruz ve eğitimle beraber yürümesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden basketbol hay hayatıyla, çok başarılı bir basketbol hayatıyla akademik kariyerini birleştirilmiş Profesör Doktor Füsun, Füs Gürel Uysal yine bizden beraber. Biz bilime çok inanıyoruz ve kendisinin bizim bütün sağlık sorunlarının bilim yoluyla çözülmesinde bize çok yardımcı olacağını biliyoruz. O yüzden o da bizden beraber. Ee, son olarak da e, yine çok herkesin çok yakından tanıdığı e, Ömer Aras var. E, başarılı bir iş adamının yanında bir basketbol aşığı. Hepiniz tanırsınız yazılarıyla, e, e, yaptığı programlarla ve dünyanın her köşesinde e, turnuvaları izlemiş bir basketbol adamı. O da bizim finanstan sorumlu. Ee, yönetim kurulu üyemiz ve e, bugünün ekonomik şartlarında belki de çok öne çıkacak bir arkadaşımız. O da bizden beraber olacak. Şimdi bu ekibin haricinde tabii çok insan var bizden beraber çalışan. E, mutfak diyeceğimiz sizin medya mensuplarının çok iyi bildiği mutfak ekibimiz bizim çok kuvvetli. Hep e, işlerinde çok başarılı olmuş arkadaşlarımız var. Tabii yönetim kurulu üyelerimiz de var ama dediğim gibi bugün bu pandemi koşullarında bunu beş kişiyle sınırlanmak zorunda kaldık. Değişim diye diyerek bir yola çıktık. Nedir değişim? Şimdi son dönemde kimle konuştuysak, benim yurt dışında olmama rağmen, yani ona rağmen benim çok kontağım hala devam ediyor Türkiye'den ve ben çok yakından takip ediyorum Türk basketbolunu. Bütün arkadaşlarım gibi kimle konuştuysak sorunların günden güne büyüdüğünü görüyoruz sıkıntıları anlatacak muhataplar yok. Kapanan kulüpler, kapanmaya yakın olan kulüpler var ve bu bize değişimin artık gerekli olduğunu gösterdi. Ben şimdi size burada böyle tablo, grafik falan göstermeyeceğim çünkü o ona girdiğimiz zaman hem vakit kaybı oluyor. Biz hepimiz onları biliyoruz. Yani bir tek şey söyleyebilirim ki ee, basketbol maalesef ki çok dar bir alana sıkışmış vaziyette Anadolu'nun özellikle e, bu basketboldaki çok e, büyük bir e, eksikliği var bu yine dediğim gibi değişimin bizim değişim hareketimizin önemli noktalarından bir tanesi e, ben basket biz tabi dediğim ben derken biz hep biz olarak düşünün e, basketbolun iyi yönetilmediğini düşünüyoruz ve kaynakların kötü kullanıldığını düşünüyoruz. Ee, büyük bir savurganlık var. Ee, özellikle de basketbola çok büyük emek veren, Anadolu'da çok çalışan, karınca gibi çalışan bir sürü insana kulak verdiğimizde, e, değişim talebinin de ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Şimdi değişimi gerçekleştirmek için dört tane e, temel, şeyimiz var, unsurumuz var. Bunlardan bir tanesi şeffaflık, bir tanesi liyakat, bir tanesi verimlilik, bir tanesi katılımcılık. Şimdi şeffaflık, başta kulüpler tabii olmak üzere, bütün basketbol ailesindeki paydaşlar federasyon bütçesinin nasıl kullandığını merak ediyorlar. Gayet de doğal bir şeydir. Ve nereye neyin harcandığını öğrenmekte de çok büyük zorluklar çekiyorlar. Ee, bu yüzden biz e, denetleme kuruluna çok büyük bir önem veriyoruz ve e, kendilerine çok büyük bir yetki veriyoruz. Artı bir uluslararası kuruluştan, şu anda bir temas halinde olduğumuz bir kuruluştan da bir ekstra denetleme istiyoruz ve bütün harcamaların periyodik düzenlemelerle herkesin yani herkesin görmesini açık hale getireceğiz. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Yani herkes basketbol Federasyonu'nun bütçesinin, basketbol federasyonunun harcadığı paraların nereye gittiğini bilecektir. Bu bizim şeffaflıktaki en önemli noktamız ve bunu kamuoyulan tabii paylaşacağız. Şimdi i̇şte liyakate gelelim. Bu liyakat son dönemde çok eksikliğini çok çektiğimiz bir unsur. E, ailem basketbol ailemizin ailemiz diyorum ben hep e, çok şahsi husumetler ve kutuplaşma hastalığına düştüğünü görüyoruz. Yani e, liyakat ilkesi bir kenara atılmış. Tabii böyle bir şey olduğu zaman da doğru bir takım kuramıyorsunuz. Doğru takımı kurmak için biz hepimiz takım sporundan geldiğimiz için antrenör arkadaşlarımız da çok iyi biriler. Takım kimyası çok önemlidir. Ama burada liyakattan uzaklaşırsanız doğru takımı kuramazsınız. E biz özellikle de çocuklarımızın yarınlara hazırlanması için en doğru kadroları oluşturmaya çalışıyoruz. Ve hakikaten bu konuda çok büyük bir efor sarf ediyoruz. Liyakat... Bence en büyük eksiklerimizden bir tanesi. Şimdi devamında verimlilik geliyor yine bu dörtlüde. Şimdi verimlilik, işin aslına bakarsanız ben yurt dışında da çok çalıştığım için kabaca Avrupa'da basketbola ayrılan paraların yani bütçelerin ne olduğunu biliyorum. Bakın Türkiye bugün Avrupa'da ya ilk üç ya ilk dördün içindedir basketbola ayrılığı parayla. Buna karşılık verimliliğimiz son derece düşüktür. Hele hele son dönemlerde iyice düştü verimliliği basketbolun. Yani bizden daha mütevazi bütçelerle takımlar Avrupa şampiyonu oluyorlar. Bunun son Avrupa şampiyonasında örneğini gördük. Bizden daha mütevazi bütçelerle olimpiyatlarda olimpiyatlara gidiyorlar ve bizim daha üstümüzde yer alıyorlar. E, bu tabii verimliğimizin doğru olmadığını gösteriyor. Demek ki verimlilikte bir hata yapıyoruz biz. Ee, bu kadar büyük kaynak harcıyoruz fakat e, yeterli verim almıyoruz. Bunun tek şeyi bence birinci noktası savurganlıktan kaçmamız lazım. Biz kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanamadığımız için o, o dolayısıyla da e, verimliliğimiz düşüyor. En son olarak söyleyeceğim ki bunu da çok büyük bir eksik görüyoruz ekip olarak. Katım, katılımcılık. Şimdi basketbolu iyi yönetmek için basketbolun tüm paydaşlarının tüm paydaşlarına kulak vermemiz lazım. Bizim birinci şeyimiz bu. Yani herkesin fikri çok önemli bizim için ve herkes bu işe katılacak. Her zaman dediğim gibi emekçilerin üretimi olmadan bir yere varamayız ve herkesin tekrar üstüne basarak belirtiyorum. Tepeden inmeci değil, tabandan katılımı destekleyen bir yönetimi Yönetim sözünü veriyoruz size. Yani herkes bu işin içinde. Herkes bize ulaşabilecek ve herkes bize bir katkı verecek.